Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıfın 2. ünitesi olan My Family, Benim Ailem adlı üniteyle ilgili hep birlikte bir oyun oynayacağız. Böylece siz bu ünitedeki kelimeleri daha iyi ezberlemiş olacaksınız. Tüm soruları çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Uygulamamızda buna benzer bir sürü oyun oynayabilirsiniz. Uygulamamızı Play Store'dan indirip oradaki oyunları oynamayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci soru. Verilen resimle ilgili uygun kelime hangisidir? Verilen resme en uygun kelime C şıkkındaki mother, anne kelimesidir. İkinci soru. Verilen resme en uygun kelime hangisidir? A şıkkı mother, anne. B şıkkı brother, erkek kardeş. C şıkkı aunt, teyze, hala. D şıkkındaki sister, kız kardeş. Bu yüzden doğru olan erkek kardeş ifadesi, yani B şıkkıdır. Üçüncü soru. Who is she sorusunun cevabı hangisidir? Verilen resme baktığımızda kız kardeş olduklarını görüyoruz. Bu yüzden who is she sorusunun doğru cevabı D şıkkı. She is my sister. O benim kız kardeşimdir. Sister, kız kardeş demektir. Dördüncü soru. Verilen resimle ilgili doğru kelime hangisidir? Verilen resimde büyük baba, yani dede bulunmaktadır. Bunun İngilizcesi grandfather, büyük babadır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Verilen resme en uygun kelime hangisidir? A şıkkı father, baba. B şıkkı sister, kız kardeş. C şıkkı mother, anne. D şıkkındaki uncle, amca ya da dayı demektir. Bu adamın yanında bir tane erkek çocuk olduğuna göre bu kişi babadır, yani father. Altıncı soru. Verilen resme en uygun ifade hangisidir? A şıkkı mother, anne. B şıkkı grandfather, büyük baba. C şıkkı uncle, amca, dayı. D şıkkındaki grandmother, büyük anne demektir. En uygun şık, uncle, amca şıkkıdır. Yedinci soru. Verilen resme en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Verilen resimde bir nene, yani büyük anne bulunmaktadır. Bununla ilgili doğru kelime D şıkkı, grandmother, büyük annedir. Sekizinci soru. Who is she sorusunun cevabı nedir? Who is she, o kimdir diye sorar. Resimde gördüğünüz kişi annedir. Bu yüzden doğru cevap she is my mother. O benim annemdir. Yani A şıkkı. Dokuzuncu soru. Resme uygun kelime hangisidir? A şıkkı aunt, teyze, hala. B şıkkı sister, kız kardeş. C şıkkı uncle, dayı, amca. D şıkkı father, babadır. Verilen resimdeki kişi hala ya da teyzedir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Verilen resme uygun kelime hangisidir? Resimde bir kız kardeş bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap sister, kız kardeş, yani C şıkkıdır. 11. soru. Who is he? O erkek kimdir? Resimdeki kişi büyük babadır, yani dededir. Doğru cevabımız he is my grandfather. Grandfather, büyük baba demektir. O benim büyük babamdır, yani B şıkkıdır. 12. soru. This is my blah blah. Verilen boşluğu doldurunuz. Bu benim şuyumdur. Verilen resimde bir baba bulunmaktadır. Bu benim babamdır demesi lazım. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı, father. 13. soru. That's my blah blah.
Resme bakarak boşluğu dolduralım. Resimde bir büyük anne bulunmaktadır. Şu benim büyük annemdir diyeceğiz. Büyük anne, grandmother. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. 14. soru. Verilen resme uygun ifade hangisidir? This, yakında bulunan nesneler için bu anlamına gelir. That, uzakta bulunan nesneler için şu anlamına gelir. Verilen resimde el, elmaya yakındır. Bu yüzden burada yakında bulunduğu için this, bu kelimesini kullanmamız gerekiyor. 15. soru. This, bu anlamına gelir. That, şu anlamına gelir. Elma uzakta bulunduğu için, uzakta bulunan şeyler için that kullanırız. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın.